Merhaba. Merhaba Büşra'cığım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Biz hemen başlayalım isterseniz. Zannediyorum saatte 3 oldu zaten. Başarılı bir şekilde bağlantımızı da kurduk. Peki. Bismillah, elhamdülillah, vesselatu vesselamu ala Resulillah. Bütün katılımcılarımızı Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Her biriniz hoş geldiniz. Bugün yine İstanbul İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak aile ve sosyal hayat kapsamında önemli bir konuyu konuşacağız inşallah. Yaşlılık. Yaşlılık psikolojisi, yaşlanıyor olmanın ruh sağlığımıza etkileri. Güzel bir konuğumuz var. Konuşmacı misafirimiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Sayın Büşra Dere Hanımefendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz, davetimizi kabul ettiniz. Nasılsınız Teşekkür ederim. Büşra Hanım? Allah razı olsun. Peki biz süreyi tasarruflu kullanmak adına katılımcılarımızın da izniyle hani yayın donmasın diye, daha sağlıklı bir yayın olsun diye yorumları kapatıyorum. Evet, yaşlılığı konuşacağız dedik Büşra Hanım. Aslında insanın doğumuyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz, değil mi? İlahi kanun gereği insan hayatında çeşitli merhaleler yaşıyor, doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak aslında bu serüveni atıflarda bulunuyor, çeşitli ayet-i kerimelerde. Onlardan birisi de Yasin Suresi. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılışta tersine çeviriyoruz. Hiç düşünmezler mi buyuruyor Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da insanların en hayırlısı kimdir denildiğinde ömrü uzun, ameli güzel olandır şeklinde cevap veriyor. Dolayısıyla yani güzel bir ömürle, amelle geçirilmiş bir ömrün, yaşlılığı insanların en hayırlısı olarak niteliyor Allah Resulü. Bizim aslında kadim kültürümüzde yaşı ilerlemiş, işte kamil bir yaşa gelmiş insanlara ihtiyar ifadesi kullanılır. Bu da işte seçilmiş, tecrübeli anlamında. Hani fikirlerini müracaat edilen kimse anlamında. Bu bağlamda yaşlılık, yaş almak mıdır? Yaşlılık dediğimizde ne anlamamız lazım? Yaşlılık nedir? İsterseniz önce buradan başlayalım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şuna değinmek de istiyorum bireysel olarak. Bu benim ilk canlı yayınım. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Sesim titreyebilir, dilim sürçebilir. Öncelikle bunun için de herkesten şimdiden özür diliyorum. Estağfurullah, buyurun. Düşünüyorum bunu. Arkası gelecektir herhalde. Yani devam edeceğimdir. Peki, yaşlılık dedik. Siz konuyu çok güzel bir yerden bağladınız. Aslında sizin anlattığınız, o söylediğinizin bugün onu psikolojisini konuşacağız. Ruh sağlığı yönünü konuşacağız. Hani o işte uzun ömür ve bereketli işte ameller, hayırlı amelleri psikolojik anlamda da nasıl sağlayabiliriz? Buna nasıl bir zemin oluşturabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Yaşlılık nedir tanımlayacak olursak, yaşlılık hepimizin bildiği üzere bedenimizde ilerleyen yaşlarda, yetişkinlik sonrası ilerleyen evre dediğimiz o fizyolojik, bedensel, ruhsal olarak değişikliklere biz yaşlılık adını veriyoruz. Burada birçok değişiklik meydana geliyor. Burayı bir gelişim psikoloğu olan Erik Erikson'un tanımlamasıyla ben tanımlamak istiyorum özellikle. Erikson yaşamı 8 tane evreye ayırıyor psikososyal kuramında. Bu 8 tane evre ne? İşte temel güvene karşı güvensizlik evresi olarak tanımlıyor arasında. 2-3 yaş arasında bağımsızlığa karşı utanç olarak tanımlıyor. Hani o çocuğun işte ben yapabilirim bir şeyler yapmak için gayret ettiği dönemi. Sonra 3-6 yaş arasını girişkenliğe karşı suçluluk olarak
tanımlıyor. Yine o dönemde hani çocuklara bilirsek 3-6 yaş arası dönemdeki çocukları hani kaşıkları kendi tutmak isterler, kendileri giyinmek isterler. Girişkenliğe karşı bir uçta da suçluluğu tanımlıyor. Sonra 6-12 yaş arasında çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu olarak tanımlıyor. Yine iki uç olarak. Orada da baktığımızda çocukların ilkokula gittiği dönem. Bir çalışkanlık var, bir çalışma var, başarı var ama bir tarafta da o çalışamama, başarısızlık olmanın sonucunda da aşağılık duygusunun getirdiği bir uç var. Yine öyle iki uçta tanımlıyor. Sonra ergenlik dönemini de kimlik karmaşasına karşı kimlik oluşumu, yeni bir kimlik meydana getirme olarak değerlendiriyor 6-12 yaş arasını. Sonra içtenlik ve izolasyon, sosyal izolasyon yani insanların içine karışma ama bir taraftan da insanlardan kendini geri çekme olarak yetişkinlik dönemini o 20-30 yaş arasını tarif ediyor. Sonrasında yine girişkenliğe karşı, üretkenliğe karşı yetişkinlik yaştan sonrasında üretkenliğe karşı yine bir sosyal izolasyon, içe kapanma olarak tarif ediyor. İşte bugün konuşacağımız konu ise 60 yaş sonrasında bütünlüğe karşı, bütünlük duygusuna karşı umutsuzluk, ümitsizlik olarak değerlendiriyor. Biz bugün aslında evet yaşlılık psikolojisiyle birlikte buraya doğru gidiyor olmanın, yani yaşlanıyor olmanın psikolojisini konuşacağız. Kısaca bu şekilde tanımlayabilirim yaşlılığı da. Evet, çok güzel psikolojik açıdan anlamış olduk inşallah. Şimdi şöyle insan tabii ilerleyen yaşla birlikte yani sizin aşamalarını da anlattığınız şekilde hani fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak bir takım değişimler yaşıyor aslında hayatında. Bu her dönem için geçerli. Çocukluk dönemi için de geçerli, yetişkinlik dönemi, ileri yetişkinlik dediğimiz yaşlılık dönemi için de geçerli elbette. Ama yaşlılık dediğimizde bir olumsuz algı oluşuyor nedense. İnsanoğlu neden yaşlılıktan korkuyor? Neden korkuyor? Şimdi yaşlılık, etrafımızdaki yaşlıları değerlendirirsek, göz önüne alırsak. Çok basit şu pandemi sürecinde bile yaşlılara gösterilen muameleyi göz önünde alırsak, hani işe yaramayan, elden ayaktan düşmüş, işte yardıma muhtaç, ondan sonra enerjisi eski enerjisi yerinde olmayan, sağlığı yerinde olmayan, hani böyle hastalıklı bir hal gibi tanımladığımızda ya da hayal ettiğimizde yaşlılık bize zaten çok korkutucu geliyor. İkinci olarak işte eskaza insanlar bize yanlışlıkla amca, dayı, teyze, işte nine gibi söylemlerde bulunduğunda bundan da çok korkuyoruz. O ne teyzesi canım işte ben senin ablan yaşındayım, bana abla de veya bana isminle hitap et. Yani o kandırmalardan oraya doğru gidiyor olmadan o atıflardan da çok korkuyoruz. Bizi bu dehşete düşürüyor. Çünkü yaşlılık bizim gözümüzde çok o aciz olma haliyle eşdeğer olduğunda. İkinci olarak bence korkmamızın en önemli sebeplerden bir tanesi yaşlılığı ölümle çok bağdaştırıyoruz. Gençlik halimize baktığında, yetişkinlik dönemimize baktığında ölüm sanki uzak bir ihtimalmiş gibi. Ölüm evet hepimizin kapısını çalacak, hepimizin başına gelecek ama sanki uzakta bir ihtimalmiş gibi. Ama yaşlılar için aynı şeyi düşünmüyoruz. Hani yaşlılar için ölüm böyle soyut bir kavram değil de her an başa gelecek, olabilecek bir ihtimal gibi, çok yakın zamanlı bir gerçek gibi değerlendiriyoruz. Yani ölümden korktuğumuz için yaşlılıktan da korkuyoruz. Çünkü yaşlılık bize ölümü çok hatırlatıyor. İşte hani saçımıza beyaz düştüğünde bunlardan da inanılmaz korkarız. Aman işte hani bize yaşlandığımızı hatırlatır böyle şeyler. Bu yüzden hani kimse kendisinin olmadığı bir dünyayı hayal etmek istemez. Orası çok sevimli gelmez, çok sıcak gelmez, neşe verici değildir orası. Yaşlılıkla ölümü çok bağdaştırdığımız için de diyoruz. Ya şöyle bir resim canlanıyorsa gözümüzde işte yaşlılığınızı hayal ettiğinizi sandalan sandalyede oturan işte dünyadan eline eteğini çekmiş, elden ayaktan düşmüş, yardıma muhtaç, aciz, etrafı olup bitenlerden çok da haberi olmayan, enerjisi yerinde olmayan, sağlığı yerinde olmayan, yediğinden içtiğinden lezzet almayan bir görüntü hayal ediyorsak yaşlılıktan zaten yine çok doğal olarak korkarız. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Aile terapisinin annesi olarak bilinen Virginia Satir, insan kitabı da ayrıca tavsiye ederim. Yani ilgisi olanlara, psikolojiye dair. İnsan yaratmak Büşra'nın orada bir kesinti oldu zannediyorum. En azından ben de öyle oldu. Kitabın ismini tekrar ederseniz katılımcılarımız daha net duyacaklar. İnsan Yaratmak kitabı. Orada şu eğer diyor beni ilerleyen yıllarda bekleyen kaderimin hani o işte acizlikten bahsettik ya aciz bir görüntü gelmesinden böyle bir kaderin beni beklediğini düşünseydim diyor oraya git
elimden geleni yapardım ve hatta intihar bile ederdim diyor. Fakat ben bu kitabı yazdığımda diyor 70 yaşımı aşmış bulunmaktayım diyor. Ve bakıyorsunuz sonraki ömrüne de kalan ömrüne de birçok üretkenlik, birçok güzel iş sığdırmış bir insan kendisi. Eğer kötü bir hayal, olumsuz bir hayal canlandırsaydı yaşlılığıyla alakalı biz şu an onu aile terapisinin annesi olarak anıyor olmayacaktık. Onun işte orta yaptığı kuramdan faydalanıyor olmayacaktık. Okumuyor olacaktık. O kendine çok umut verici bir kapı araladığı için, ya gençliğinde böyle bir hayal kurduğu için, böyle bir yolda ilerlemeye çalıştığı için de onun biz eserlerini, kuramlarını, ürettiği şeylere ulaşabiliyoruz çok rahatlıkla. Onu da güzellikle yad ediyoruz arkasında. Şuna da değinmek istiyorum son olarak korkumuzla alakalı. Maalesef içinde bulunduğumuz dönem yaşlılığın tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak bize lanse ediyor. Nasıl lanse ediyor? Bu anti-aging akımları diye akımlar var. İşte kozmetik sektöründe bunu çok rahat görebiliyoruz. İşte yaşlanma karşıtlığı kremler, kırışıklık kremler, işte saçınıza beyaz düştü işte onu boyayabiliriz. İşte kremler, serumlar yani bir sürü şey var bununla alakalı kozmetik sektöründe. Ve bu bize her yerden gürül gürül geliyor. İşte 40 yaşında ama 20 yaşında gibi hisset. 50 yaşında ol ama 30 yaşında gibi hisset. Şimdi biz kendi bedenimizde olan bitenleri bu kadar işte halı altına süpürürsek tabiri caizse, kırışıklıklarımızı önlemeye çalışırsak, bunları görmezden gelirsek, bedenimizde olup yaşlılığa doğru gidiyor olmanın emarelerini, biz yaşadıklarımızı da kendi iç dünyamıza çok yansıtamayız. Bunlardan çok tecrübeler elde edemeyiz. Biz bu işte yaşlanma karşıtlığı, işte kırışıklık önleyici kremlerle kendi iç dünyamıza aslında bir duvar örmeye çalışırız. Duvar örmemizi istiyorlar zaten. Bizim oraya dönüp bakmamızı çok istemiyorlar. Halbuki bizim kültürümüzde siz de söylediniz. Yaşlılar çok kıymet verilen, hikmet sahibi, bilgelik dolu, eli öpülesi ihtiyarlar olarak biz orada. Bu şekilde olabilmek için de yaşlandığımızı bir kere fark ediyor olmamız lazım. Hayatın geçip gitmekte olduğunu görebilmemiz lazım. Bunu da hani 50 yaşındayken 20 yaşında gibi görünerek değil de o kırışıklıklara da sahip çıkarak, onları da fark ederek, onları da anlayarak ancak bu şekilde biz o dışarıda yaşadığımız hayatı iç dünyamıza bir bilgelik, bir derinlik olarak döndürebiliriz. Bu yüzden bizim öncelikle yaşlı olan bakış açımızı yeniden revize etmemiz gerekiyorsa, böyle sağlıksız bir yan varsa, bu kültürden etkileniyorsak. Evet, buyurun. Burada bir inkar değil de bir kabul gerekiyor zannediyorum. Ve sahiplenmek lazım. Mevcuda sahip olmak lazım. Aslında bizim tarihimizde de çok ileri yaşlarda çok güzel başarılara imza atmış isimler var. Mesela Mimar Sinan 80 yaşında Selimiye Camii'ni tamamlamış. Yine Barbaros Hayrettin Paşa 70 küsür yaşındayken Preveze Deniz Savaşı'nı zaferini elde etmiş. Örnekler tabii çoğaltılabilir ama yaşımıza sahip çıkmak ve o ömrü yaşarken elimizden ne geliyorsa onu yapabilmek herhalde en doğrusu. Peki çok güzeldi Büşra Hanım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Adem oğlu büyürken beraberinde şu iki şey de büyür. Çok güzel bir hadis-i şerif. Gerçekten yaşlılık psikolojisine ciddi bir atıf var burada. Mal sevgisi ve uzun ömür temennisi de onunla beraber büyür. Yani yaşlanma psikolojisi diyelim, yaşlılık demeyelim de yaşlanma psikolojisine, çünkü Nevzat Tarhan zannediyorum bu ifadeyi tercih ediyor. O zaman yaşlılıkta bizi neler bekliyor Büşra Hanım? Yaşlılığın kapıları nerelere açılıyor desem neler dersiniz? Şöyle söyleyebilirim bu konuda da ilk sondan bahsettik. O yaşama 8 evreye ayırıyor ve hepsini iki tane uçta tanımlıyor. Birisi diğeri aşağı uç olarak tarif edebiliriz. Yaşlılığı da bütünlük duygusuna karşı, o yaşanmış bütün bir hayat duygusuna karşı umutsuzluk, ümitsizlik olarak tanımlıyor. Yani çok basit dille ifade edecek olursam yaşlılığın kapısı bir tarafı bütünlüğe, yani bir tarafı umuda açılıyor, bir tarafı umutsuzluğa, ümitsizliğe açılıyor. Eğer biz bereketli bir hayat yaşamadıysak, amellerimiz noktasında, kişisel gelişimimiz noktasında dikkat etmediysek, kendi değerimiz doğrultusunda, inançlarımız doğrultusunda bir hayat sürmediysek zaten
Hani dedik ya işte sallanan sandalyede otururken geriye dönüp bakmamız da pişmanlık acı dolu olacaktır büyük ihtimalle. Yani ümitsizlikle bakacağımız bir yer olacaktır o zaman. İhtiyarlık bizim için, yaşlılık bizim için. Ama biz hani ben elimden geleni yaptım, ben gayret ettim ve birçok şey ürettim. Üreten bir insan oldum. Sadece tüketmedim, aynı zamanda ürettim diyebiliyorsak da eğer hep bu arayış içinde olduysak da o bütünlük hissiyle birlikte o bereketli bir hayatı tamamlamış olma ve bunu da benden sonra gelecek kuşaklara aktarılabilecek tecrübeler, hayata dair püf noktalar olarak görüp o bilgelikle sandalyemize oturabiliriz. Ancak bu şekilde kapılarını tarif edebilirim ben yaşlılığın. Hani bir taraf gerçekten ümitsizliğe, yaşanmamış bir hayatın acısıyla, pişmanlığıyla birlikte ama bir tarafta dolu dolu yaşanmış, üretken bir hayatın ve kendinden sonra gelenlere de bırakabileceği, bir yol çizebileceği, bir rehber olabileceği bir yaşlı olabiliriz. Böyle iki tane kapıyı açılıyor diyebilirim yaşlılığın kapısını. Evet, umut ve ümitsizlik dediniz. Şimdi aslında gençliğin yüz güzelliği ama yaşlılığında bir ruh güzelliği olduğunu söyleyebiliriz. Batılı bir düşünür işte yaşlanmak dağa tırmanmak gibidir. Nasıl işte dağa tırmanırken insan nefes nefese kalır, yorulur ama o zirveye çıktıktan sonra bakış açı değil mi? Görüş alanı genişler şeklinde bir çok da güzel bir benzetme yapıyor. Aslında insanın demek ki yaşlılıkla birlikte o ruh bilgeliğinin farkına varması, o ruh güzelliğini fark etmesi çok önemli. İşte kendine değer vermek değil mi? Bu kendini sevmek. Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz acaba? Öncelikle iyi bir yaşlılık resmi canlandırabiliyorsak gözümüzde veya canlandırmak istiyorsak kendimizi keşfediyor olmamız lazım. Kendimizi seviyor olabilmemiz lazım. Yani özdeğeri kuvvetli, özsaygısı kuvvetli bir insan olmamız lazım. Bir insan tanımadığı bir şey sevebilir mi Nurdan Hocam? Yani sevemez değil mi? Tanımadığı Olmaz. Gerçek bir sevgi olmaz. gerçek bir sevgi olmaz. Sevdiğini zannedebilir belki ama tabii ki evet emek vermek lazım sevmek için. Bizim öncelikle kendi iç benliğimizi, iç dünyamızı keşfetmemiz lazım. Yani ben neleri seviyorum, nelerden hoşlanıyorum, benim sınırlarım neler, işte ne giyerim, ne yerim, ne içerim, neler beni üzer, benim duygularım neler, duygularıma sahip çıkabiliyor muyum? Hani bu duygu bana ait, benimdir deyip bunun sorumluluğunu alabiliyor muyum? Yoksa işte sorumluluğu başkalarına mı yüklüyorum sürekli? Kontrol edebildiklerime mi odaklanıyorum hayatta yoksa kontrol edemediğim, değiştiremiyoruz. Bir şey yapamıyoruz çok fazla bu noktada. Yani oraya mı sürekli atıfta bulunuyorum? İşte korona geldi, virüs geldi, hayatım böyle alt üst oldu mu diyorum. Yoksa işte her gün tekrarlanan maske, dezenfektan, mesafe, işte temizlik bunlara dikkat edip yoluma devam edebiliyor muyum? Hani engelleri bu şekilde aşmaya çalışabiliyor muyum? Ya sahip çıkabiliyor muyum? Aslında kendimle temas edip kendi duygularıma temas kendime çıkabiliyor muyum? Sınırlarımı netleştirebiliyor muyum? Buraya bakmak lazım. Yok eğer özdeğeri, o sevgiyi işte parayla, malla, mülkle, giydiğimle, içtiğimle, yediğimle, yüzümün güzelliğiyle, çektiğim selfilerle, şimdi maalesef çok da görünür olmak bu yüzden de yaşlılık bize korkunç geliyor zaten az önce de bahsettiğimiz gibi. Yani gençlikle eğer özdeğeri, öz sevgiyi karıştırıyorsam ya da bunlara bağladıysam ben sevgimi, gençlik elden giderken tabiri caizse o yaşlılık gelirken vücuda doğru zaten o sevgimiz de yerle bir olacaktır. Hani benim sevdiğim işte insan bu değildi. Kendimde görmek istediğim aynaya baktığımda bu kırışıklıklar değildi. Ben bunu sevmiyordum. İşte kaşımı seviyordum, gözümü seviyordum. Tamam bunları sevelim, bunları da sevmek de kendimizi tamamen bunlar üzerinden tanımladığımızda, tamamen bunlarmış gibi tamamen yani dışarıda görünen bir varlık da iç dünyamızla alakalı herhangi bir emare yokmuş gibi seversek işte bunlar elden gittiğinde ki gidecek kaçınılmaz son bu çünkü yavaş yavaş bunlar değişecek, farklı bir hal alacak çünkü yüzümüz, ellerimiz, bedenimiz. O zaman ne yapacağız? Ya deprem olacak aslında iç dünyamızda bir. İşte o umutsuzluk dediğimiz, ümitsizlik dediğimiz o döneme denk geleceğiz. Bu yüzden bizim kendimizi seviyor olmamız çok önemli. Şimdiden kendimizi sevmeye başlarsak daha böyle umut verici, neşe dolu bir yaşlılığın bizi beklediğini düşünüyorum. En azından daha ton ton bir yaşlılığın bizi bekliyor. O yüzden yaşlılığa bakış açımızı değiştirmemiz lazım demek ki. Ben burada soracağım soruya kısmen cevap aldım. Hani bunu nasıl yapacağız? Yaşlılığa bakış açımızı nasıl değiştireceğiz? Allah ömür verir de uzun yaşar da yaşlanmak nasip olursa.
yaşlılığımızı ruhsal olarak nasıl sağlıklı bir hale getirebiliriz? Hani bunlara ilave olarak başka neler söyleyebilirsiniz? Ben özellikle şuraya değinmek istiyorum. Hani yaşlılığımızı sağlıklı hale getirebilmek için şimdiki halimiz lazım. Bunu da dedik ki kendimizi sevmemiz gerekiyor. Evet tamam, kendimizi sevmemiz gerekiyor. Peki kendimizi nasıl sevebiliriz? Burada tamamen kendi inandığım değerler üzerinden anlatacağım. Yani benim kendimi sevme biçimimi. Şöyle düşünelim, şunu hayal edin lütfen. Bütün katılımcılarımız da bunu düşünsünler. Bu işte dünya üzerinde milyarlarca insan var. İşte atıyorum 8 milyar insan var. Hani yaşadığı, yaşıyor ve yaşayacak olan bir sürü. Şimdi ben de artı bir olarak varım bu dünyada. Büşra Nerede? Artı bir olarak var. Benim onlardan farkım ne? Ben niye bu dünyadayım? Ben ne yapıyorum? Burayı bir kere bir sormak lazım. Bunu bir düşünmek lazım. Milyarlarca insan var ve bir de artı bir olarak ben varım. Ünlü bir felsefeci olan Kierkegaard'ın bir sözü var. Çok hoşuma gider o benim. Tanrı benimle ne murad etmiş olabilir? Tanrı benimle ne murad etmiş olabilir diye o kendisine soruyor. Böyle bir soruyla, yani Allah beni yarattı, ben varım. Peki benimle neyi dilemiş olabilir? Benimle neyi istemiş olabilir? Aslında bu bizim tasavvuf anlayışımızda da var, değil mi? Yani başımıza gelen her şeyde Rabbim bana ne murad etti, neyi görmemi istiyor? Rabbim onu göstersin, murad ettiği şeyi görebilmeyi, kazanmayı nasip etsin. Dualarımıza da alırız bu şekilde. Evet, Kierkegaard'ın da sözüymüş. Güzel. Buyurun. Şöyle devam edebilirim. Bu sorunun cevabı da hani tek bir cevabı yok. Kendi hayatınıza baktığınızda, dönüp bir baktığımızda tek bir cevap bulamıyoruz aslında. Devamlı bu soruyu sorabilmek bence kabiliyet. Orada gayret, orada devamlı bu soruyu sorabilmek. Acaba şunda mı deyip işte oraya yönelmek, onu yapmak. İşte bunu hayır işleri değerlendirebilirsiniz, yaptığınız okumalar olarak değerlendirebilirsiniz, insanlarla bir araya gelmek olarak değerlendirebilirsiniz. Yani Allah beni yarattı, benim amacım acaba şu mu? Benim amacım acaba bu mu? Hani o yolda doğru gitmek. Onun cevabını ararken zaten böyle bir ömür geçecek. Bu cevabı ararken. Böyle geçen bir ömrün de ben umutsuzluğa açılacağına inanmıyorum. Ümitsiz bir noktaya gideceğini düşünmüyorum. Çünkü hep bir gayret var. Hep bir hareketlilik hali var. Hep bir enerji hali var. Cahit Serifoğlu'nun bir sözü var. Burada onu hatırlatmak istiyorum. Allah'ım diyor, hani düştüysen de sana bakarken düştüm diyor. Evet, bu yolda ayağımıza takılan bir sürü şey olabilir. Ama yönümüz ona doğru. Yönümüz o gayrette. O soru işaretini koyduğumuz yerde işte bunun cevabı ne olabilir? İşte bunun cevabı şu olabilir. Bu tiki attım. Tamam. Acaba şu mu olabilir? Belki şuraya da yönelebilirim. Belki şunu da yapabilirim gibi. Hep o yolda gayret etmek. Ayağımız takılsa düşsek de yine o yolda oluyor oluşumuzla, o motivasyonla yeniden ayağa kalkarak hareket etmekle olabilir. Yani anlam arayışı içerisinde. Daima bir anlam arayışı ve bu gayret içerisinde bir ömür yaşamaya çalışmak. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Bu da çok böyle kişisel gelişim gibi oluyor. Ama çok basit. Biz beslenmemize dikkat ediyor muyuz mesela? Buralarda çok önemli. Çünkü sağlıklı bir bedene ihtiyacımız var. Bu beden de bize emanet. Bundan da sorumluyuz. Beslenmemize dikkat ediyor muyuz oraya? Hani özen gösteriyor muyuz? İkinci olarak egzersiz yapıyor muyuz? Hareket ediyor muyuz? Yine bedenimize bakmakla alakalı. Üçüncüsü çok önemli. Duygusal ihtiyaçlarımızı diyebiliyor muyuz? Evet, hayatının birçok noktasında fedakar bir tutum sergileyebilmek önemli. Fakat fedakar tutum sergilerken kendimizden mi kaçıyoruz? Yani kendimizi görmezden mi geliyoruz? Yoksa kendi ihtiyaçlarımı, kendi duygusal ihtiyaçlarımı, isteklerimi de karşılamaya çalışıp etrafımdaki insanları da gözetmeye çalışıyor muyum? Burası önemli. Yine duygularımızın işaret ettiği yerlere bakabiliyor muyuz? Mesela işte son dönemlerde yoğun şekilde kaygı hissediyor olabilirsiniz. Öfkeli olmuş olabilirsiniz. Allah'ım, hani bu öfke nereye çıkıyor? Bu öfke bana neyi anlatmak istiyor? Öfkemin altında yatan diğer duygular ne olabilir? İşte korona sürecinde hepimiz kaygılandık, hepimiz korktuk. Neden kaygılanıyorum? Neden? Çünkü oraya sahiplenmediğimizde, o duyguya sahiplenmediğimizde, çünkü duygu bana ait. Tamamen benle alakalı bir durum. Ben o öfkeme sahip çıkmadığımda öfkemle alakalı başka bir suçlu arayışına giriyorum. Çünkü o öfkeye sebep birini bulmam lazım. İşte çok basit, Çinlileri buluyor olabiliriz. Hani Çinlileri görüyor olabiliriz. Ama öfkemizin sebebi olarak Çinlileri görmek de bizim işimize yaramayacak. Sağlıklı bir hayat yaşamamıza sebep olmayacak. İstediğimiz kadar akşama kadar onlara kızalım.
günün sonunda yine kendi içimizde, kendi dünyamızda kalıyoruz. Yani burada yapabildiklerimizle kalıyoruz. Şimdiye dönmemiz gerekiyor. Şimdiye dönebilmenin yolu da o iç dünyamızda olup bitenlere bakabilmek gerekiyor. Sonra bizim geliştirici ilişkilerimiz var mı? Hani sosyal izolasyon diyoruz ya, şimdi çok fazla dem vuruluyor bundan. Aslında fiziksel izolasyon. Hani mesafeye dikkat edeceğiz, evet, ama Evet. olarak aramıza mesafe koymamıza gerek yok. Ben sizinle görüşebilirim. Siz bana iyi geliyorsanız sizinle muhabbet edebilirim. Destekleyici bir grup ağı kurabilirim. Yani şu an imkanlar da çok geniş. İşte hiç Instagram canlı yayını bilmeyen insanlar olarak bir araya geliyoruz. Hani diğer, Evet, şu anda olduğu gibi. yani bu şekilde bir araya geliyoruz. İşte Zoom diye bir kavram girdi hayatımıza. Zoom'a girmek, Öyle. WhatsApp görüşmesi yapalım. Bunlara ne kadar değer veriyoruz? Bunlara ne kadar, İstersek imkan bulabiliriz ve bunları değerlendirebilmek önemli aslında. kontrol edemiyorum. Evet, ben işte buraya katılan kişilerle yüz yüze bir araya gelemiyorum. Bir ortamda bir araya gelemiyorum. Ama ne yapabilirim? İşte böyle bir imkan var. Bunu değerli. Çünkü ne kadar geliştirici ilişkiler kurarsak, ne kadar bizi destekleyici ilişkiler kurarsak, böyle bir ağımız olursa, böyle sosyal destek ağımız, yaşlandığımız zamanda da onları sürdürebiliriz. Onlarla birlikte o döneme doğru gidebiliriz. O zaman ancak motive olabiliriz. Yoksa yalnız bir hayatta, yalnız bir yaşlılık da bizim için zaten çok korkutucu olacaktır. Sonrası mesela mizahlarımız nasıl? Mizah çok önemli. Gülebiliyor muyuz? Güldürebiliyor muyuz? Hayata mizah penceresinden de bakabiliyor muyuz? Burası da önemli. Yani gergin bir ihtiyarı sanırım çok böyle insanlar sevmez, ama gülen, neşeli, hani o tonton ihtiyarlar dediğimiz insanları daha çok severiz. Hani öyle olabilmek için de şu andan da biraz öyle olmak gerekiyor. Eğer şu an gerginsek, çok sallanmıyorum. Yani çok zannetmiyorum o işte sandalyede oturan sallanan ihtiyarın da öyle mutlu, neşe etrafına saçan bir insan olacağını. Hani mesela dedelerimizden, ninelerimizden işte örnek olarak düşündüğümüzde, çocuklar en çok şey severler. O başını okşayan, şeker veren dedeleri severler. Hani kendisine değer veren, kendisine gülen, kendisini güldüren, espri yapabilen dedeleri, nineleri daha çok severler. Bu yüzden mizah yeteneğimizi de şimdiden geliştiriyor olmamız lazım. Oraya katkı yapıyor olmamız lazım. Bir de bu gerginlik zamanlarında gevşeyebilmek için, rahatlayabilmek için etkinliklerimiz var mı? Hani başa çıkma yöntemlerimiz var mı? Bunları araştırıyor muyuz? Bunları okuyor muyuz? Buraya odaklanabiliyor muyuz? Kendimizi nasıl gevşetiyoruz? Nasıl rahatlatıyoruz? Buralara da bakmak çok önemli. Şimdiden bunları yapabiliyor olmak önemli. Sonra mesela yeni konular öğrenmek istiyor muyuz? Sürekli bir arayış içerisinde miyiz? Öğrenme aşkı işte. Yoksa benim okulum bitti, ben artık kitabı defteri kapattım, diplomayı da aldım deyip bir kenara mı bırakıyoruz, yoksa devamlı bir öğrenme aşkı içerisinde yolumuza mı bakıyoruz? Hatalarımızdan ders alıyor muyuz? Burası çok önemli. Geriye dönüp baktığımızda evet, pişmanlık duyduğumuz bir sürü şey olabilir. Hani içimize böyle, hani şu işte boğazıma bir yumruk oturdu, boğazım düğümlendi diyebileceğimiz bir sürü olay hatırlayabiliriz. Fakat biz bunlardan ders çıkartabiliyor muyuz? Hani dedik ya işte yaşlanma karşıtı kremler, kırışıklık önleyici kremler var. Belki bunları bir nebze yüzümüze kullanıyor olabiliriz, ama ruhumuza bunları kullanmayalım. Dikkat edelim. Oraya bir bakalım. Oradaki kırışıklıklar bize neler söylüyor ruhumuzdaki. Hani şuna dikkat et Büşra. İşte şu adımı atma bir daha. Bak şu adımı attığında şunlar şunlar yaşandı. Bundan sonra dikkat etmen gerekiyor diyebilmek için oradaki kırışıklıklar, o ruhumuzdaki kırışıklıklar, o yara almış, zedelenmiş yerlere bakabiliyor olmak önemli. Yani yaralarımızla temas ediyor olmamız da çok önemli bu noktada. Eğer bunlara evet diyebiliyorsak ne âlâ? Sağlıklı bir yaşlılıkta Allah ömür verirse bizi beklediğini düşünüyorum. Ama evet diyemememiz de sıkıntı değil. Şimdiden başlayabiliriz. Ben bunları nasıl evet derim? Bunları mümkün kılan bir hayatı nasıl yaşarım diye. Şu anımızdan da başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tam da onu soracaktım. Demek ki hani her işte bir ön hazırlık süreci olduğunda işimiz kolaylaşıyor. Dolayısıyla yaşlanmadan yaşlılığa bir hazırlık yapılabilir. Yani yaşlılığımda nasıl bir yaşlı olmak istiyorsam şimdiden yatırım yapabiliriz diyebiliriz, değil mi Büşra Hanım? Eklemek istediğiniz başka şeyler var mı konuyla alakalı? Şu an için bunlar geliyor aklıma. Bilmiyorum katılanların soruları olur mu? Belki onlar üzerine tekrar konuşuruz, ama benim aklım. Peki. Ben katılımcıların yorumları açacağım, soru sormak isteyenler için. Şimdi tabii farklı bir dönemden geçiyoruz. Pandemi sürecini yaşıyoruz. Sosyalleşmesi gereken çocuklarımız kadar yani ilgiye, alakaya
Hürmete ihtiyacı olan büyüklerimiz de eve çekilmek zorunda kaldı. Bu onlar için de kolay bir şey değil malum. Dolayısıyla bu süreçte yaşlısı olan yetişkinlerimize veya gençlerimize neler tavsiye edersiniz bu noktada? Ben sorular gelene kadar kendi belirlediğim sorularla devam etmek istiyorum. Buyurun. Öncelikle şöyle, bizim için zor olduğu kadar ki bizler dışarıdayız. Yani yarı zamanımız yine dışarıda geçiyor. Ona kadar şimdi ufak ufak karantina gelse de dışarı çıkabiliyoruz. Ama onlara tamamen yasak veya şu an belli saatler arasında var. Belki o saatler arasında da çıkmak istemiyor olabilirler. Nasıl çocukları evde daha eğlenceli vakit geçirebilirim odaklandıysak, büyüklerimiz için de aynı soru arayışına girebiliriz. Onlar için ne yapabilirim? Öncelikle onların duygusuna temas etmemiz gerekiyor. Onların duygularından kaçmayalım. Belki onlar duygularını tam ifade edemiyor olabilirler. Yine nasıl küçükleri işte çocukların kaygılandığını, korktuğunu konuşturuyorsak, onlara resim çizdiriyorsak, büyüklerimize evet belki resim çizdirmiyor olabiliriz ama onlara soralım. Yani bu süreç işte önce kendi duygumuzu mesela konuşarak çıkabiliriz yola. İşte anneanneciğim, babaanneciğim, dedeciğim, bu mesela koronadan dolayı ben şunlardan dolayı inanılmaz korkuyorum, inanılmaz kaygılıyım. Ve baktım araştırdım ki bu kaygım çok normal. Birçok insan bu kaygıyı yaşıyor, birçok insan bu korkuyu yaşıyor. Çok normalmiş. Ne zaman böyle hissettiğin oluyor mu? Deyip onlara bir kapı aralamak. Yani evde onlara kendilerini ifade edebilecekleri bir alan açmak çok önemli. Çünkü şunu da düşünüyor olabilirler. Şimdi kendimi yaşlı olarak düşündüğümde böyle bir süreçten geçiyor olsam bir de evde işte gençler var, dışarı giriyorlar, çıkıyorlar, markete bile gidip gelebiliyorlar. Belki onu bile özenebilirim o dönemde. Normal zamanda markete gitmek istemesem bile belki hoşuma gitmeyecek, çok sevmiyorum artık diyelim ama o dönemde bir markete gidebilseydim, bir raflara bakabilseydim diyeceğim belki. İşte bunları ifade edebileceklerse, bunları ifade ettiklerinde kabul göreceklerini düşünüyorlarsa eminim bu süreci daha sağlıklı atlatacaklardır. Daha az kaygıyla atlatacaklardır. Ama evde sen de iyisin canım işte bak şunun dedesi yoğun bakımda işte şuna şöyle oldu, şunu da bakan kimsesi yok diye kıyaslamalar içine girersek asla kendilerini anlaşılmış hissetmezler. İşte senin de artık yaşın başın gençmiş. Ne anlayacaksın dışarıdan? Zaten dışarı çıkmıyordun ki. Demek de onlara çok böyle kendilerini anlaşılmış hissetmeyecektir, hissettirmeyecektir. Bu yüzden mümkün mertebe onların konuşmaları için, duygularını anlatabilmeleri için onlara fırsatlar verelim, imkanlar oluşturmaya çalışalım ev içerisinde. Onları konuşturmak için hani bazı yaşlarımız da çok konuşmaya hevesli olmuyorlar. Ne tür konular üzerinden hani konuşturmak, iletişim sağlayabiliriz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yaşlılar öncelikle geçmişten konuşmaktan çok hoşlanıyorlar. Kendi zamanlarından. Biz değildi böyleydi. Biz şunları yapardık. Bunlara dikkat ederdik gibi. Mesela şimdiki zamanla o zamanı bağdaştırabilecekleri dönemler sorabilirsiniz. Ya işte dedi sizin döneminizde de işte askere gidiyormuşsunuz, 2 yıl gelmiyormuşsunuz. Ne oluyordu orada? Ne hissediyordunuz? Yakınlarınızı görmüyordunuz. Neler oluyordu bir bahsetsene. Belki defalarca dinlemiş olabiliriz ama tekrar tekrar sormakta fayda var. Böylece Değer algısı oluşacak orada zannediyorum, değil mi? tabii ki. Ya bir kere bir genç geliyor ve size eski zamanları anlatsana bana. Ben onları çok seviyorum. Onlar çok çok hoşuma gidiyor diyor size ve hani sizin anılarınızda kıymet veriyor. Sizin hatırınızda kıymet veriyor ve oradan şimdiki zamanla bir bağlantı kuruyor. Ya dede siz de işte bizim şimdiki korktuğumuz gibi korkmuşsunuz. Gerçekten biz savaş görmedik. Savaş gören bir nesil değiliz biz ama onlar gördüler. O dönemlerle kıyaslama yaparak şunu da bize bir faydası olabilir. Dedelerimiz, ninelerimiz de hep o savaş dönemi içerisinde kalmadılar. Güzellikler de gördüler. Onlar de. Yani bu da hayatın geçip gidecek bir dönemi olarak görebilmemiz için de bize de yeni bir bakış açısı sağlayacaktır. O eski zamanla şimdiki zamanı buluşturmaya çalışmak. Böyle konularla onları konuşturabiliriz dediğim gibi. Tavsiye Evet. sorabiliriz. Yine bunları çok seviyorlar zaten. Evet, çok güzel. Kendi ifadelerimize hani onlarla konuşurken ifadelerimize dikkat etmek kadar onların da hoşlanacağı konuları açmak da çok önemli. Şu anın bir takipçimiz Ayla Hanım zannediyorum. İhtiyar ya da yaş alma aslında fedakarlığı yaparken öğrendiğimiz kendinden feragat etme ön planımdaydı.
Hani genellikle gençlik, yetişkinlik döneminde bu hepimizde yaygın olan, Anadolu kültüründeki kadınlarımızda yaygın olan bir şey. Bugün itibariyle kendimi dahil etmem gerektiğini öğrettiniz. Teşekkür ederim demiş. Onun dışında büyüklerimiz 40 yaşına kadar ne yapabiliyorsan öyle gider derler. 40 yaşta var mıdır hikmet şeklinde bir soru var. Hani 40 kere söylediği şey hani gerçekleşir diye bir anlayış algı vardır. Dolayısıyla 40 yaşına kadar ne yapıyorsan sonrasında da onu yaparsın şeklinde böyle 40 yaşın bir hikmeti var mıdır şeklinde bir soru gelmiş. Halime Hanım'dan neler söylemek istersiniz? Ben her yaşın ayrı bir güzelliği olduğuna inananlardanım. Her yaşın ayrı bir hikmeti var. Biz bugün yeni doğmuş bir bebekten de bir sürü şey öğrenebiliriz. Yaşındaki bir çocuk bir şey öğrenebiliriz. 40 yaşından da, 60 yaşından da, 80 yaşından da birçok şey öğrenebilir ve öğretebileceğimize inanıyorum. Dediğim gibi bu anlam arayışı içerisinde benim varoluş gayem ne, Allah'ın benimle muradı ne olabilirin cevabını arayan bir yolda olursak zaten bundan hem biz olumlu anlamda etkileneceğiz hem de bizimle birlikte yürüyenler, bizim etrafımızda bulunanlar, hayatlarına temas ettiğimiz insanlar da bundan bir hikmet elde edeceklerdir düşünüyorum. Bu yüzden hepsinin bir hikmeti var. 40 yaşında bir hikmeti var, evet. Ben öyle. Evet. Aslında bu soruyu duyunca, şimdi okuyunca aklıma şey geldi. Hani 40 yaş hani büyüme, gelişme psikolojisi içerisinde yaşlılık yaşı içerisine giriyor mu Büşra Hanım? Yetişkinlik olarak giriyor. Yetişkinlik dönemi az Hı önce. hı. Yetişkinlik dönemi olarak giriyor. Orada da yetişkinlikte ne var? Üretkenliğe karşı hani ürettiğimiz bir dönem. Hı. Ama sosyal izolasyon. Yani siz hangi tarafta yer alacaksınız? Onu seçebilirsiniz. Ben üretken bir hayat yaşayacağım. 40 yaşta buna dahil. Ama yok ben kenara çekileceğim diyorsanız da sosyal izolasyonu tarif eden bir 60-65 yaş sonrası hani gelişim kuramları içerisinde yaşlılık olarak değerlendiriliyor. 40 yaş hala yetişkinlik çağı yani. Evet. Peygamberleri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da 40 yaşta peygamberlik verildiğini düşünürsek bir hikmeti olduğunu veya 40 yaşın işte belki de Halime Hanım'ın söylediği gibi hani o dağı tırmanmak gibi bir şekilde bakış alanımızın genişlemesi, bilgi anlayışın gelişmesine sebep olabiliyor. Kim bilir ne hikmetleri var. Peki, yine bir soru zannediyorum. Genç olup kendisini yaşlanmış gibi insanlara da uygulayabilir miyiz? Hemen devam edeceğim. Hani bütün bu anlattıklarınızı şöyle anlıyorum soruyu ben. Ya genç olduğu halde yaşlanmış gibi hisseden kimselere de uygulayabilir miyiz? Yani bir yaşlanma psikolojisi dediğimiz bir şey var. Bu yaşlılıkla veya yaş almakla ortaya çıkan bir şey değil. Genç olduğu halde de o psikolojiyi yaşayan insanımız olabilir. Dolayısıyla onlar da bu anlattıklarımızı kendilerine uygulayabilirler mi şeklinde bir soru anladığım kadarıyla. Bu kimseler için de ayrıca bir tavsiyeniz olabilir mi? Neler söylersiniz? Öncelikle bu soruyu hani kendi üzerimizden soruyorsak hani ben kendime bir şeyler yapabilirim. Ben işte yaşlı değilim, gencim ama kendimi yaşlı hissediyorum. Bunu değiştirmek için neler yapabilirim soruyorsak evet şu zamana kadar anlattığımız birçok noktayı uygulayabilirsiniz. Ama bir başkası üzerinden bu soruyu soruyorsak öncelikle hani işte şöyle bir arkadaşım var genç ama kendisini çok yaşlı hissediyor. Veya işte annem babam gençler henüz ama kendilerini çok tarif ediyorlar. Onları değiştirmek adına neler yapabilirim soruyorsak orada bir durmak gerekiyor. Neden durmamız gerekiyor? Çünkü öncelikle bu kişinin onu fark etmesi gerekiyor. Genç olup genç olduğunu, hala bir şeyler yapabileceğini ama yapamıyor olduğunu tarif ettiğini kendisinin bir fark etmesi gerekiyor. Yani kendisine nereden baktığını fark etmesi gerekiyor. Belki önceliğimiz onlara bu durumu fark etmekle alakalı olabilir. Nasıl fark ettirebiliriz? Buraya bakabiliriz ama bu bizim çok da kontrol edemediğimiz alanlar içerisinde olabilir. Hani biz kendimizden sorumluyuz çünkü öncelikle. Ben kendim için neler yapabiliyorum? Fakat bir arkadaşım işte kendisini yaşlı hissediyor. Onun için neler yapabiliyorum? Öncelikle onu fark etmesini sağlayarak yola çıkabiliriz ki gerisini zaten kendisi yapacaktır. Değişim için en önemli etken de farkındalık.
farkında olması gerekiyor kişinin kendisinin. Bilmiyorum soruyu Evet. ama. Peki. Teşekkür ediyoruz. Yine Ayla Hanım, bir annesinin 80, zannediyorum kayınvalide, anne 75, kayınvalide 80, yalnız kaldılar. Bu süreçte onlar için neler yapabiliriz? Pandemi sürecini kastettiğini düşünüyorum. Veyahut da yaşlılık dönemi kastedilmiş de olabilir. Dünya misafirliğini güzel geçirmeleri için neler duyuralım, onları mutlu edecek neler yapabiliriz? Öncelikle dediğim gibi hayatta mesela yaparken en çok nelerden keyif aldılar? Bunları onlara konuşturabiliriz, onları sorabiliriz. Eğer yalnız kaldılar demişler Ayla Hanım, bilmiyorum fiziksel olarak uzaktalar mı, yakın değiller mi? Eğer hani bir evde ama yine aynı mahalledelerse, aynı şehirdelerse belki uzaktan onları ziyaret edebilirler. İşte camdan bakabilirler. Belki görüntüler aramayı onlara öğretebilirler, bunu kullandırabilirler. Belki bu biraz zor geliyor ama veya kapıdan uzak mesafelerle yine kapıya kadar gelip çok içeri girmeden veya işte koridorda konuşarak, onları yalnız bırakmayarak hem fiziki anlamda hem duygusal anlamda hem de işte ben şuna çok kıymet veriyorum. Yani 80 yaşında bir insan da olsa işte Ayşe teyze bu hayatta neler öğrendin, neler gördün, neler geçirdin, bana neleri tavsiye edersin? Bunları onlara sordurmak, bunları onlara söyletmek, o tavsiyelere kulak vermek, yani onun kıymet verdiği, onun yaşadığı hayata kulak verebilmek önemli. Belki bunları konuşabilirler. Nasıl bir hayat yaşadıkları üzerine, neler hissettikleri üzerine, duyguları üzerine konuşabilirler diye düşünüyorum. Evet. Bir takipçimiz de Büşra Hanım, teşekkür ederiz. Hatice Hanım 40 yaş duasından bahsetmiş. Bu konuda bilginiz var mı? Bu Ahkaf suresi 15. ayette geçiyor zannediyorum. O öyle biliniyor. Rabbim bana ana ve babama verdiği nimete şükretmemi, razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için, zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçen 40 yaş duası olarak anlatılıyor. Ahkaf suresi ise 15. ayet. Evet, bakıyorum başka sorumuz var mı? Evet, Ayla Hanım da gurbetteyiz demiş. Hepimiz gurbetteyiz. Dünya gurbetindeyiz. Peki, son olarak söylemek istedikleriniz neler Büşra Hanım? Onları sizden alalım. Sorularımız burada bitti. Dinleyicilerim. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. İlk canlı yayınım olduğunuz için de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Neler söyleyebilirim son olarak? Şunu söyleyebilirim. Güzel bir yaşlılık resmi hayal ediyorsak veya güzel bir yaşlılık olması istiyorsak, dua bu yöndeyse bunun için neler yapabilirim, buna gayret edelim. Ben şu andan ne yapabiliyorum? Ben şu an 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında. Allah'ım ben neyi yapabilirim? Neler yapabilirim? Hangi hayırlı işleri yapabilirim? Hangi iyilikleri yapabilirim? Kendim için neleri yapabilirim? Çünkü önce kendimizden sorumluyuz. Bu soruları sormaya başlayarak, bu arayış içerisine girerek, hayat o kadar hızlı akıp geçiyor ki hani günlük telaşlarda kaybolabilmemiz için her şey hazır. İşte günlük telaşlar, günlük yapılması gereken işler. Buraya katılanların daha çok böyle bayanlar olduğunu düşünerek de bunu biraz ağırlık vermek istiyorum. Hani hakikaten yemekle, bulaşıkla, temizlikle bir ömür geçebilir. Bütün bunlarla bir hayat gidebilir. Yani ömür boyu gerçekten bunlara gün içerisinde vakit ayırmak istiyor muyum? Çok fazla vakit ayırmak istiyor muyum? Yoksa o soruyu da sormak istiyor muyum kendime? Kendime sorular sorup o yolda olmak da istiyor muyum? Cevapları aramaya çalışmak da istiyor muyum? Buraya bakmak gerekiyor. Sorular sormak gerekiyor. Farkında olmak gerekiyor. Ne hissettiğimizin, ne yaşadığımızın, şu anımızın. Kendimizi tanıyor olmamız gerekiyor. Tanımaya gayret ediyor olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlara faydalı olacağımıza inanıyorum. Söyleyeceklerim. Bir özelden bir soru geldi. Hani yaşlılığına bu şekilde sizin anlattığınız doğrultuda yatırım yapmamış ve bugün yaşlı olan yaşlılarımız var. Çok mu geç onlar için? Hayır, hayır. Yani bir kere geç diyemem. Bu benim haddime değil. Yani
verdiği bir hayat var. Rabbimin sunduğu bir hayat var onlara. Bir akıl var, seçenekleri var, alternatifleri var. Şu an bunu dinledilerse, şu an buraya katıldılarsa bu soruyu her an sorabilirler. Ve bu saatten sonra ben ne yapabilirim Allah'ım? Allah'ım ben neye gayret edebilirim? Yani buradaki yapmak, hareket etmiyorum. Bu insanlara hayır duada bulunabilirsiniz. Maddi anlamda işte yapabileceğiniz yardımlar vardır. Bunları yapabilirsiniz. Neleri yapmak size kendinizi iyi hissettiriyorsa, değerleriniz ve inançlarınız doğrultusunda neleri yapmak size iyi geliyorsa hemen onlardan başlayarak hemen şimdi ne yapabilirim? İşte hasta bir arkadaşım var, onu arayabilirim. Ona bir geçmiş olsun diyebilirim. Biraz ihmal etmiştim. Onun halini hatırını sorabilirim. Bu hemen yapabileceğimiz bir şey. Kesinlikle hani pişmanlıkla, suçlulukla sürekli geriye bakmak, yapamadıklarımıza odaklanmak bize çok daha böyle zihinsel olarak hastalığa hem fiziksel olarak hastalığa açık hale getirecektir. Mümkün mertebe evet ne yaşandıysa yaşandı, oldu, bitti fakat ben şu an bazı şeyleri değiştirebilirim. Bunların farkındayım. Farkında olduğum için de her gün belki bunun için teşekkür ederek, şükrederek de her gün yeni bir gün ve her gün yeni bir umut. Değiştirebileceğimiz çok fazla şey var. Evet. Nefes alıyorsak hala umut vardır. İman varsa da imkan vardır diyebiliriz. Çok güzeldi. Allah razı olsun. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı Büşra Hanım? Sorularımız bu kadar bizim. Takipçilerimizin teşekkür yazıları geliyor. Bir sorumuz daha geldi. Hemen size okuyorum. Binnaz Hanım, yaş ilerleyince diğer azalarla birlikte en önemlisi kulakların az duyması ve algılayamaması. Bu durum, bu anne ve babamda yaşıyorum. İletişimde zorluk konusunda bu durumu nasıl aşabiliriz? Öncelikle Yaşlılıkla ortaya çıkan bir organlarla ilgili hani gerileme noktasında bir sıkıntı var. Bu durumu nasıl aşabiliriz? Buyurun. hiçbir şekilde iletişim kuramıyor değillerdir diye düşünüyorum. İlla ki iletişim kurabilecekleri bir nokta vardır. Ben kendi dedemi düşünüyorum şimdi Alzheimer'dı. İşte yaklaşık 200 sene Alzheimer olarak devam ettikten sonra vefat etti. Gerçekten çok zor bir dönemdi. Onun için zaten çok zor. Hani bunun tarifi yok. Fakat bizler için de, annem için de zor bir dönemdi o dönem. İletişim kurmakta cidden zorlanıyorduk. O hani bizi anlayan, bizi halimizi, hatırımızı soran adam gitmişti ve bizi tanımayan, bizi başkalarıyla karıştıran birisi gelmişti onun yerine. O zor bir dönemdi gerçekten. Fakat onun o haliyle bile o aklının ona oyunlar oynadığı o dönemde bile onun yollarını biz sürekli onun çarelerini arıyorduk. Zaten onlar mesela neyi seviyorlar? Geçmişi seviyorlar ve Alzheimer hastalığında da şöyle bir şey var. Geçmişi unutmuyorlar. Yakın zamanlı geçmişi unutabiliyorlar. Çünkü yeni hatıraları depolayacak beyindeki bölgeler hasar görmeye başladığı için. Ama geçmişte yaşanan olaylar onlarda hala ana olarak çok daha taze bir şekilde kalabiliyor. O yüzden mesela onlarla konuşarak, onlar üzerinden hareket ederek, yani bugün bana işte Büşra değil de Ayşe dedi, işte beni kızı olarak, beni torunu olarak değil de kızı olarak gördü. Görsün, hani buna hayıflanmak yerine, evet buna üzüldüğümüz dönemler oluyordu ama işin gerçekliğini kabul etmemiz gerekiyor. Yaşlılarımızın içinde olduğu o dönemi kabul edip, ben burada ne yapabilirim? O bana böyle hitap ediyorsa, yok hayır de ben işte şöyleyim diye onun sınırlarını zorlayarak değil de, tamam ben öyleyim hani senin için, ben kızın işte bugün Fatma'yım. Bu şekilde buradan devam ederek, iletişim kapısını buradan açmaya çalışarak onlarla iletişim kurabileceğimize inanıyorum. Evet zor, kolay değil. Fakat öncelikle onun farkına vararak, içinde bulunduğu dönemin farkına vararak bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yapılabileceğine inanıyorum. Yaşlıyı incitmeden, zorlamadan imkanlar dahilinde ne yapılabiliyorsa yapmaya çalışmamız gerekiyor. Yine Müşra Özgen Hanım zannediyorum. Annem 70 yaşında zor bir kanser tedavisi gördü ve sonrasında iyileştiği halde kendini artık yarım eksik insan olarak görüyor. Bu durumda anneme nasıl yaklaşmalıyız? Soruyu bir daha Kanser alabilir miyim? tedavisi
Kanser tedavisi gören bir anne var. Allah şifa versin. 70 yaşında bir anneden bahsediyoruz. Aslında süreç sonunda iyileşmiş, ancak buna rağmen kendini yarım eksik hissediyor. Bizim yaklaşımımız nasıl olmalı şeklinde takipçimizin bir sorusu var. Öncelikle geçmiş olsun. Zor bir dönemden geçmiş. Hani kolay değil. Bunun kolay olmadığını siz de fark ederek, siz de kabul etmeye çalışarak, ona da bunu ifade etmesi için alan açarak bunu sağlayabilirsiniz. Yarım hissediyor olmak, eksik hissediyor olmak çok çok, yani o başa çıkılması da belki kolay bir duygu değil. Fakat bunların olabileceğini ona da söyleyerek, belki başka kanser hastalarının yorumları üzerinden onunla konuşarak, bak bu duygu dünyada tek hisseden sen değilsin, bu zorluğu yaşayan sen değilsin. Binlerce insan senin gibi hissetmiş. Bunlar gayet normal. Hadi şimdi neler yapabiliriz? Nelere odaklanabiliriz? Belki onlara bakarak, ona yeni alanlar açmaya çalışarak, yeni yapabileceği, meşgul olabileceği şeyler oluşturmaya çalışarak ona yardımcı olabiliriz. Eğer çok başa çıkmakta zorlanıyorsak hep birlikte, bir uzmandan da bu konuda yardım alabilirsiniz. Evet. Uzman desteğini de unutmamamız gerekiyor demek ki. Peki Büşra Hanım, sözlerimizi toparlayalım inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara hürmet ederse Allah Teala da yaşlılığında ona hizmet edecek kimseler halk eder buyuruyor. Burada yetişkinlere, gençlere bir görev. Yine saçı sakalı ağarmış bir Müslümana hürmet göstermek Allah'a duyulan saygıdandır buyurarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşlarımızın bizim için ne kadar kıymetli olduğuna işaret ediyor. Kim de yaşlarımız içinde, kim de Allah yolunda saç ve sakalını ağartırsa kıyamet günü bu beyazlık kendisi için nur olur şeklinde yaşlılarımızı onurlandıracak ifadeler kullanmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim rızasına uygun bir ömür sürmeyi, o şekilde yaşlanmayı ve huzuruna razı olduğu kullar arasında girebilmeyi nasip etsin diyorum. Ben bütün katılımcılar adına size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, davetimizi kabul ettiniz, geldiniz. Bugünkü konumuz yaşlılık psikolojisi, yaşlılarla iletişim, yaşlanma durumunda ruh sağlığımızı nasıl koruyabiliriz konusuydu. Konuşmacı misafirimiz İstanbul İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'na hizmet eden PDR uzmanlarımızdan, daha doğrusu İstanbul İl Müftülüğü psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Büşra Dere hanımefendi oldu. Kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yine bizleri takip eden bütün takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni programlarda birlikte olmayı, bizleri takip etmenizi diliyoruz, umuyoruz. Ve ben sözlerimi Allah Resulü'nün bir duasıyla bitirmek istiyorum, müsaadeniz olursa. Allah'ım, hemen yanlış okumamak için de buradan yardım alacağım. Evet, Allah'ım, acizlikten, korkaklıktan, tembellikten, ihtiyarlığın acziyetinden, cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diyelim. Rabbim bize hayırlı ömürler, hayırlı yaşlar, hayırlı ölümler nasip etsin diyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyerek programımızı burada noktalıyorum. Büşra Hanım, söylemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi de alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Peki, biz teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah.